Yaşanan olaylardan sonra Fenerbahçe yönetiminden ve özellikle de Ali Koç'tan arka arkaya açıklamalar geliyor. Ligden çekilme kararı ya da dedikoduları ne derseniz deyin. Fenerbahçe ligden çekilirse ne gibi şeyler yaşanır? Gelin birlikte göz atalım. Üst üste iki maç Süper Lig'de maça çıkmayan takımlar cezalandırılır ve bir alt lige düşürülür. Eğer Ali Koç Fenerbahçe'yi Sport Toto Süper Lig'den çekme kararı alırsa Fenerbahçe Türkiye'de ikinci ligden devam etmek zorunda kalır. Bu yalnızca sportif açıdan olası bir durum olsa da işin diğer kısmı da var. Sponsorlar ve futbolcu maaşları ciddi bir şekilde yükü de beraberinde getirecektir. Futbolcusundan antrenörüne, antrenöründen masörüne kadar çok sayıda insan futbol kulübünün gelirlerinden elde edilen paralar ile maaşlarını alıyorlar. Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi gibi bir durumda sponsorlar ile ciddi bir şekilde başı derde girecek. Çünkü Fenerbahçe'nin ana gelir kaynağı sponsorlar ve sahaya çıkmayan bir futbol kulübünün sponsorları da bundan rahatsızlık duyarlar. Ekranın diğer tarafında ise futbolcular var. Fenerbahçeli futbolcular ligden çekilme gibi bir durumda elbette bu takımda kalacak değiller. Bilinmezlik özellikle de yabancı futbolcuların başka takımlar aramasını sağlayacaktır. Fenerbahçe kulübü herhangi bir lige gitse ya da farklı bir lig kursa dahi bu kısa vadede gerçekleşmez. Bu nedenle yabancı futbolcuların büyük kısmı burada maaşlarını alma garantisi olsa bile kendilerine kulüp aramak isteyebilirler. Bunun için Türkiye Futbol Federasyonu'na ya da FIFA'ya resmi başvuruda bulunabilirler. Futbolcuların kulüplere karşı yükümlülükleri olduğu gibi kulüplerin de futbolculara karşı yükümlülükleri vardır. Ligi belli olmayan ve özellikle de geleceği net olmayan takımlar bu gibi durumlarda sorunlar yaşarlar. Gelelim işin sonuç kısmına. Tamamen şahsi fikrimdir. Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi mümkün değildir. Sadece Fenerbahçe olarak bakmayın. Hiçbir Türk futbol takımının halihazırda bulunduğu ligden çekilmesi ya da el çektirilmesi imkansız. Zaten maddi açıdan berbat durumda olan Türk takımlarının hali ortada. Fenerbahçe bugün ligden çekilse hangi ülkenin ligine gidebilir ya da hangi ligde oynayabilir? Bu gibi soru işaretleri nedeniyle ligden çekilmek ya da el çektirilmesi söz konusu bile olamaz. Sizlere de sorun var. Fenerbahçe ligden çekilmeli mi yoksa devam mı etmeli? Bunun dışında eğer Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi gerektiğini düşünüyorsanız Fenerbahçe için hangi ligler alternatif olabilir?